hoş geldiniz. İlk yaptığımız yumurta kurdu, ekmek, bebek maması, yumurta. Aradan arkadaşlar bir 30 gün geçti. 30 günden de fazla oldu arkadaşlar. Bakalım yumurta kurtları ne alemde. Şekillaştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta kurtları yerine küfler tutmaya başlamış artık. Hala bir nemli, hala bir bayağı bir ıslak diyebilirim. Küfler oluşmaya başlamış. Bu yumurta kurdu birçok arkadaşımız dedi işte yok sinekten dolayı olmadı, işte sinek larvasını bırakacaktı, işte ya da bebek mamasını kattığından dolayı bebek maması koruyucu maddeli falan niyetine dedikleri oldu. Fakat bu yumurta kurdu olayında başarılı olamadık. Bir 30 gün geçti diyebilirim arkadaşlar. Başarılı olamadığımız için öyle düşünüyorum. 30 gün içinde kurt çıkacağını zannediyordum. Çıkmadı. Bu kabı artık çöpe atacağız. Müsait bir olduğum zaman artık bu yumurta kurdunu çöpe atmamız gerekiyor. Koku olarak gerçekten yani 30 gün kalmış olan bir şey. Kesinlikle çok böyle ağır koku yok. Yanında durabilirsiniz. Hani küf kokusu da yok yani diyebilirim ama değişik bir kokuya sahip. Bebek mamasının kokusuna sahip. Arkadaşlar diğer yumurta kurdumuz şurada. O yumurta kurdunu açmak bile istemiyorum. Onu öyle direkt çöpe atacağım. Zehir gibi kokuyor. Kapıyı açtığım zaman, şu balkonun kapısı açıkken zehir kokuyor yani. Onu atmak istiyorum. Bu yumurta kurdundan da korkmaya başladım. Fakat bir şekilde yine bu yumurta kurdunda başarılı olacağız yani arkadaşlar. Nasıl çözdüğümü de siz de göreceksiniz. Artık bir dahaki denemeleri, çünkü yumurta kurdu havanın sıcaklığından mıdır bilemiyorum, aşırı derecede mide bulandırmaktan öte bir şey yani kokusu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yararlar, varımlar diliyorum.